BloombergHT.com takipçilerine Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum. Yıl sonuna yaklaştığımız günlerde Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri de bir hayli Washington DC'de konuşuldu. 2023 yılında inişli çıkışlı bir ilişkinin gittiğini gördük. Bilhassa Gazze'deki son gelişmeler, ABD ile Türkiye arasındaki İsrail konusundaki fikir ayrılıkları ve açıklamaları, bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ve savunma alanında Türkiye ile istenilen bir anlaşmaya varamaması da ana gündem maddelerinden birisi oldu. Bilhassa Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini hala onaylamaması Washington DC'yi de endişelendiriyor. Bununla beraber Türkiye'de 1-2 yıldır beklediği F-16 satışlarının Washington DC'de hala onaylanmamasından dolayı da rahatsızlığının da olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası Ankara F-16 satışlarıyla İsveç'in NATO üyeliğinin birbirine bağlanmasının yanlış olduğunu sıklıkla dile getirdiğini hatırlatmakta fayda var. Bununla beraber Suriye'de ABD'nin YPG-PKK terör örgütüne desteğinin devamı, Pentagon bütçesinde 2024 yılında da terör örgütüne desteğinin ABD'nin devam etmesiyle ilgili çalışmalar da açıkçası Ankara'yı rahatsız ettiğini söyleyebiliriz. Genel hatlarıyla baktığımızda en pozitif, en olumlu gündem ise Türk-Amerikan ticaret ilişkileri. ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen sene 32 milyar doları geçmişti. 2021 yılına baktığımızda 28 milyar dolardı ve ciddi şekilde her yıl bir artışın olduğunu görüyoruz. Bilhassa Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilen kalemlere baktığımızda ilk sırada kimyevi maddeler, otomobil, hazır giyim olmak üzere ürünlerin olduğunu, çeliği de ekleyebiliriz, olduğunu belirtebiliriz. Tabii Türkiye ile ABD arasındaki iş insanlarının karşılıklı ziyaretleri, farklı sektörlerdeki ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaretin arttırılması için de yoğun bir ziyaretin olduğunu görüyoruz. Bununla beraber Türkiye ile ABD arasındaki resmi yetkililerin en azından diyalog anlamında ilişkisinin güçlü olduğunu, Dışişleri Bakanı Blinken'la Türk Mevkidaşı Fidan'ın neredeyse her hafta telefonla görüştüğü, yüz yüze görüşmeler yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde ABD Ticaret Bakanlığı yetkililerinin, Hazine Bakanlığı yetkililerinin Ankara'ya ziyaretlerini gördük. Genel hatlarıyla 2024 yılında da ABD ile Türkiye arasında her ne kadar sıkıntılar devam etse de, her ne kadar da bazı güven sorunları yaşansa da diyaloğun, ilişkinin güçlü şekilde devam etmesi bekleniyor. Aynı şekilde Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2024'te davet edip etmeyeceği, aynı şekilde Başkan Biden'ın programında Ankara olup olmayacağı da beklenen, konuşulan sorular arasında olduğunu söyleyebiliriz. Zira Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 3 yıl boyunca Beyaz Saray'a davet şu anda etmediğini görüyoruz. Ama zaman zaman telefon görüşmeleri oluyordu. Genel hatlarıyla baktığımızda 2024 yılında da Türk-Amerikan ticaret hacminin arttırılması konusunda öne çıkacak çalışmalar, güvenlik ve savunma alanında bazı anlaşmaların artık olması ve düzenli bir şekilde iki NATO ülkesinin beraber çalışması da bekleniyor. Şunu da belirtmekte fayda var. 2024 yılı başkanlık seçimi, o nedenle Beyaz Saray yönetiminin ve Biden'ın gündemi iç politika ve seçimi kazanmak olacak. O nedenle dış politikada şu anda Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler gündemde önemli bir yer alsa da genel anlamıyla Beyaz Saray'ın ana gündemi Türk-Amerikan ilişkileri olmayacak. Tabii Amerikan Kongresi'nde Türkiye konusunda olumlu veya olumsuz atılacak adımlar da dikkatle takip edilecek gündem arasında. Ama sözün özü, Türk-Amerikan ilişkilerinde her ne kadar bazı sıkıntılar olursa 2024 yılında diyalog ve iletişimin yoğun şekilde olacağı, diplomasi mekiğinin olacağı bir ilişki seyrinin olması bekleniyor. Biz de BloombergHT.com olarak gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.